Edebiyatımızda çok önemli bir yer işgal eden Ahmet Hamdi Tanpınar, tıpkı Yahya Kemal Beyatlı gibi çok önemli eserler vermiş, Türk edebiyatının olgunlaşmasında büyük pay sahibi olmuştur. Çok yönlü bir yazardır. Neredeyse edebiyatın her alanında eser yazmayı başarmıştır. İyi bir şairdir. Saf şiir geleneğine uygun şiirler yazar. Fakat mümkün olduğunca az yazmaya çalışır. Şiirlerimde sustuklarımı romanlarımda söyledim sözü meşhurdur. Romanlarında psikolojik tahliller, felsefi yorumlar, şiirsel üslup dikkat çeker. Dergah mecmuasını çıkartanlar arasındadır. Orhan Pamuk, onun Huzur romanı için Türk edebiyatının en iyi romanı der. Pek çok yazara göre ise Saatleri Ayarlama Enstitüsü en başarılı romanlar içerisinde değerlendirilir. Şu sözler onu çok güzel anlatır. Ne içimdeyim zamanın ne de büsbütün dışında zamanla ilgili felsefi düşünceler üreten, zamanı önemseyen birisi. Şiirlerimde sustuklarımı romanlarımda konuştum. Şiirlerinde çok titiz, mükemmeliyetçi, romanlarındaysa kendini daha rahat hissettiğini buradan anlıyoruz. Üç ayrı roman ekolünün özelliklerini de Tanpınar'da görmek mümkün. Farklı teknikler kullanması onu modernizme yaklaştırır. Bireyin iç dünyasını anlatması, bireyin iç dünyasını anlatan romanlarla adının anılmasına vesile olur. Özellikle Sahnenin Dışındakiler romanındaysa bir milli duyarlılık vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı şöyle özetlemek mümkün. Cumhuriyet Türkiye'sinin Doğu ve Batı arasındaki sıkışıklığının bu sıkışmakta bocalayan bireylerin hem trajik hem gülünç durumlarını şiirsel bir üslupla farklı teknikler kullanarak anlatan bir roman yazarıdır. Romanlarının mekanı İstanbul'dur. Şiirlerinde Bursa ismi sıklıkla geçer ama romanlarının mekanı İstanbul'dur. AYT'de sık sık kendisinden bahsedilen Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 romanının içeriğinden bahsedeceğiz. Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste ve Ay'daki Kadın. Düzeltiyorum. Ay'daki Kadın romanları. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı. Bu eser psikolojik roman özelliği gösterir. Modern anlatım teknikleri kullanılması açısından edebiyatımızdaki yeri çok önemlidir. Psikolojik bilinçaltını ortaya çıkarması ile konuşulmuş, adından çok bahsedilmiş bir eserdir. Kendisinden sonraki modernist romanların büyük çoğunluğuna örnek olmuş, çok konuşulmuş bir eserdir. Roman baş karakteri Mümtaz. Annesini ve babasını genç yaşta kaybetmiş, İhsan tarafından büyütülmüştür. Yakışıklı, ahlaklı, kültürlü birisidir. Sevdiği kadın olan Nuran'ı kaybetmenin korkusu içerisinde yaşar. Nuran, dul bir kadın, Fahir ismindeki eski kocası tarafından aldatılmış, o yüzden erkeklere güvenmeyen bir kadın. Suat, İhsan'ın arkadaşı. Nuran'ı seven Suat, hasta ve garip bir adamdır. Romanın sonunda intihar eder. Modernist romanlara örnek olduğunu söylemiştik eserin. İntihar temasıyla burada karşılaşmaya başlıyoruz. İhsan'a gelince Mümtaz'ı büyüten ve onun kişiliğinin oluşmasında pay sahibi olan geniş kültürlü bir öğretmen İhsan. Olay şöyle özetlenebilir. Annesi ve babasını küçük yaşta kaybetmiş Mümtaz, amcasının oğlu İhsan tarafından büyütülür. Mümtaz Edebiyat Fakültesinde asistandır ve aynı fakülteden mezun Nuran'ı sever. Nuran dul bir kadındır. Mümtaz da evlenmeyi kabul eder ancak Nuran'ı seven Suat kendisini asınca Nuran bu ölümden çok etkilenir ve kendisini suçlar. Evlenmekten vazgeçer. O evlenmekten vazgeçince Mümtaz iyice ümitsizliğe düşer. Romanın sonuna doğru İkinci Dünya Savaşı'nın haberi verilir. Kısaca dul bir kadın olan Nuran'a derin bir aşk hisseden Mümtaz'ın umutsuzluklar ve talihsizliklerle dolu yaşamı psikolojik tahlillerle anlatılır. Huzur romanını Mümtaz'ın huzursuzlukları olarak tanımlamak mümkündür. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı. Bu eser ironik sosyal roman tarzında kaleme alınmış. Türkiye'deki modernleşmenin sembolik bir eleştirisi olması açısından önemli bir eser. Roman İstanbul'da geçer. 1930'lu 1940'lı yılları anlatır. Romanda şahıs kadrosu şu şekilde. Hayri İrdal romanın baş kişisidir. Enstitüyü kurmadan önceki ve kurduktan sonraki hayatı anlatılmıştır. Yaşamı boyunca ikinci planda kalmış bir kişidir ve bunun ezikliğini hisseder. Halit Ayarcı, Hayri İrdal'ı yönlendiren şahıstır. Yenilik taraftarıdır. Enstitüyü de arkadaşı Hayri İrdal'ı da yalnızlığa itmiştir aslında. Pakize Hayri İrdal'ın ikinci karısıdır. Hayri İrdal'ın ustası Muvakkit Nuri Efendi isminde bir saatçidir. Hayri İrdal ondan çok etkilenir. Birinci Dünya Savaşı başlayınca askere alınan Hayri İrdal İstanbul'a dönünce evlenir.
Karısı öldüğünde Pakize adlı bir bayanla yıllar sonra ikinci evliliğini yapar. Hayri İrdal'ın saatlere olan ilgisi hiçbir zaman bitmez. Tanıştığı Halit Ayarcı kendisi için değişimin kapısını açan bir şahıs olur. O da saatlere tutkundur ve iki arkadaş birlikte saatleri ayarlama enstitüsünü kurarlar. Hayri artık gerçek mutluluğa kavuşmuştur. Kurdukları enstitü tanınır, meşhur olurlar. Tüm işler yoluna girdi derken Pakize, Hayri İrdal'ı arkadaşı Halit ile aldatır ve bu ilişkiden de bir kızı olur. Fakat Hayri İrdal bu durumun farkında bile değildir. Kendi çocuğu sandığı kıza Halide adını koyar ve çocuğunu arkadaşı Halit'e benzettiğini de söyler. Bu arada enstitü de kapatılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Romanın sonlarına doğru Hayri İrdal'ın gerçekleri görmeye başladığını fark ederiz. Ahmet Hamdi Tanpınar'da bir zaman tutkusu var. Belki bu zaman tutkusunun yansımasıdır bu roman. Türk edebiyatının en başarılı romanları arasında değerlendirilir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanı. Bu eser Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan siyasi bir romandır. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Anadolu sahnenin içi olarak değerlendirilirken işgal altındaki İstanbul sahnenin dışı olarak düşünülmüştür. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren bir romandır. Roman bir üniversite öğrencisinin gözüyle İstanbul'un işgalini anlatır. Üniversite öğrencisi Cemal romanın baş kahramanıdır. Sabiha isimli kahraman ise modernleşen Türk kadını sembolize eder. İhsan milli mücadeleyi planlayanlardan biridir. Kültürlü bir tarih öğretmenidir. Romanda Cemal isimli üniversite öğrencisinin çocukluğunun geçtiği İstanbul'a döndüğünü görürüz. İstanbul'a geldiğinde lisedeki aşkı Sabiha'yı düşünür ve onunla karşılaşır. Aynı şekilde eski arkadaşı İhsan'la da buluşur. Fakat İstanbul eski İstanbul değildir. İşgal altındadır İstanbul. Bir süre sonra eski aşkı Sabiha'nın Anadolu'ya gittiğini görürüz. Ve Cemal, milli mücadelenin önemli isimlerinden birisi olan Nasır Paşa'nın anılarını yazmaya başlar. Bu vesileyle biz İstanbul'un işgaline dair yaşanmışlıkları görürüz bu romanda. Aynı zamanda Sabiha karakteri aracılığıyla modernleşmeyle ilgili fikir sahibi oluruz. Bir taraftan da Cemal Sabiha aşkına dair bölümler okuruz.